güzel animasyon yapıyor. Arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Muharrem Gökçe. Bir pazar klasiğimiz aslında kıyaslama testleri oluyordu, hepinizin bildiği gibi. Bugün biraz daha farklı bir içerikle sizlere seslenmiş olacağım. Malumunuz bu hafta İstanbul'da çok fazla yağış oldu nemden dolayı. Ben de hafta sonunda benzer bir durum olur diye hem trafiği hem araçları tehlikeye atmamak adına bu tarz içeriğimizi bir hafta ötelemiş oldum. Hem de Berkay'ın yeni aldığı Audi A3'ü bir incelemek istiyordum uzun zamandır. Hazır böyle bir boşluğum olmuşken A3'ü incelemek istedim. A3'ün hatchback'i kanalımda zaten mevcuttu. Harici olarak sedan kasanın da 2CR yazılımlı olan versiyonunu 508 ile kıyaslamıştık ama direkt S-Line donanımın incelemesini yapmamıştım kanalımda. Berkay da bir takım işlemler de yaptırdı. Aracını tam anlamıyla bitirmiş oldu. Böyle güzel denk gelmişken de Berkay'ın kendi iş yerinde bu şekilde bir inceleme çekmek istedim. Şimdi Berkay ile bir kısa sohbet edelim. Aracına neler yapmış onları aktarsın bize. Daha sonrasında da aracın dış detaylarını çektikten sonra güzel bir sürüş yapalım. İçeriğimiz başlasın. Berkay, merhaba. Hoş geldin. Sen de hoş geldin. Ben de hoş buldum. Aslında bu sefer ben gelmiş gibi oldum. Böyle bir iade-i ziyaret oldu. En son seninle Astra testimiz vardı biliyorsun. Evet. Benim Megane'ın performans kıyaslaması. Güzel bir kıyaslama yapmıştık. Astra'yı daha sonrasında sattın. Zaten yaşı gelmişti. Astra'yı sattıktan sonra da şimdi yeni göz bebeğin Audi A3 oldu. Hayırlı olsun tekrardan. Teşekkür ederim, sağ olun. Araç S-Line paketti. Orijinali lacivert renkti, öyle hatırlıyorum Berkay. Evet, maviydi orijinali. Biz dönüşüm yaptık. Mat griye kapladık aracı. Mat da değil aslında, satin bir renk. Evet, ya şöyle, şimdi mat füme rengi yollarda görmeye alışkın bir insanım. Ama bu direkt mat füme renginde değil. Değil. Parlak bir aslında yapısı var. Renk olarak çok hoşuma gitti benim. Bayağı da emek verdin, kendinden deneme yaptın. Normalde zaten Berkay da ben de aldığım her aracı arkadaşlar PPF yapıyoruz. Hem koruyucu olsun, işte taştan, çizikten, Allah korusun ufak tefek sürtmelerde boyaya zarar vermesindense PPF'e direkt müdahil olmuş oluyor. Şimdi şurada bir de şöyle bir detay var. Normalde renkli kaplamalar fazla taştan korumaz, hasarlardan korumaz. Biz Alman malı bir iyi bir folyo tercih ettik. 160 mikron kalınlığı var. Şeffaf folyoda 180 mikron oluyor zaten. Aynen, %100 koyursanlar. Yani iyi bir kalınlığa sahip bu. Diğer renkli folyolardan biraz daha farklı. Bir de şöyle yakından çekebilirsek içerisinde metalize simler var. Yani metalik bir renk gibi düşünün. Bu güneşte bu simler parlıyor. Bu da biraz farklı bir hava katıyor araca. Yani tam böyle mat gözükmesini engelliyor. Biz buna satin diyoruz daha çok. Satin bir renk. Yani matla parlak arası aracın hatlarını ortaya çıkaran, aynı zamanda da sürtmelerde vesaire koruma da sağlayabiliyor. Çok güzel. Burada piyano bilek detayları görüyorum. Aracı shadow paket yapmışsın aslında biraz da. Evet, shadow paketi biz sonradan çevirdik. Normalde logolar zaten gri renk oluyor. Alttaki bildiğim kadarıyla ek de gövde rengi oluyordu. Tabii o da gövde rengi. Onu da biz öyle bir değişiklik olsun dedik. Çok da güzel olmuş. Bu jantlar gümüş renk normalde. Gümüş renk. Bunları da piyano bilek yapmışsın. Aynı kapaklarıyla bunlar birlikte. Bunlar bıçaklar griydi. Dört köşede de var. Bunlar da parlak siyah tercih ettik. Aynı kapaklarını parlak siyah tercih ettik. Çok güzel olmuş. Yani gerçekten diğer avucilerden kendini direkt farklı gösteriyor. Arkadaki logo da direkt zaten bir bütün olması yazıları için. Yazıları da iptal ettik. Kaldırdık onları da. Güzel. TFSI ve A3 yazısı da kalktı. 35 TFSI yazıyordu zaten dediğin gibi. Bu araç arkadaşlar 1.5 TFSI olan motor işte. Bildiğiniz ATSI motor. İçini açalım arkadaşlar aracın. Bakın burada zaten direkt lacivert tonunda olduğunu gösteriyor. S-Line kapı eşiği var. Burada bildiğiniz gibi elektrikli koltuk var. İleri geri fonksiyonu, yukarı aşağı bütün fonksiyonlarını. Sport donanımın özellikli koltuk olduğu için zaten dış S-Line, içi normal sport paket. Kafalıklarda S-Line logosu yok. Tam deri. Normalde S-Line'larda biliyorsunuz Alcantara kaplama da geliyor orta kısmı. S-Line logolu şekilde. Direksiyonda S-Line logolu altı kesik geliyor. O altı kesik gerçi ekstra opsiyon. Normal bunun S-Line logolu olan versiyonları da var. Direksiyon konusunda Audi çok fazla böyle çeşitlilik seçenekler yapmış. Bu kadara gerek var mıydı? Hani orası da ayrı bir konu ama direkt S-Line olarak bu direksiyonda geliyor. Onu da söyleyebilirim. Altı kesik ayrı bir opsiyon.
Bu aracın dışı S-Line, içi normal sport olduğu için böyle bir farklılık söz konusu. Ama şu dıştaki detaylar gerçekten çok şık olmuş. Bir de ne gider biliyor musun? Evet. Şöyle güzel bir kaliper boyası. Kesinlikle. Ya da bir, o bir aydır kapak mı varsa, hani bakır rengi mesela bu tona çok yakışabilir. Evet. Ya da işte kırmızı zaten biliyorsun bir klasiktir. Kırmızı klasik. Aynen. Bakır tonu da bence güzel durabilir. Hani onu da düşün derim. Evet, aklın olsun. Bakır aklıma gelmemişti. Yapmak istersen. Onda yorumlara yazarlarsa. Evet arkadaşlar, hani bu aracı sizce hangi ton kaliper boyası gider? Onu sizin de yorumlarınızı sunuyorum. Şöyle lastik ebatımıza bakalım. Nexen olduğunu gördüm. Nexen'i zaten artık Porsche'da bile kullanıyor. VAC grubu. 225-40R18. Nexen'in lastikleri mevcut. Yumuşak bir lastiktir. Darbe emişlerini elinden geldiği kadar sönümlemeye çalışır. Ömrü de fena değildir. Ama bir yıl geçtikten sonra genelde o ilk kalkışlardaki patinaj eğilimi azalmış oluyor. Tabii önden çeker olduğu için sürekli aynı teker zorlanırsa aşınmaya bağlı olarak ESP yakmalarda kalkışta oluyor. Dış detaylar bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hatchback ile sedanın genel iç genişliği benzer olduğu için sadece bagajı farklı. Şöyle size bagajını da göstereyim. 420 litrelik aslında çok büyük diyemeyeceğimiz ufak bir bagajı var. Arabacı adamın bak hemen belli oluyor. Bütün temizlik malzemeleri. Burada böyle 420 litrelik bir bagaj var. Buna ne sığar arkadaşlar? Diyelim ki evlisiniz, eşinizle iki tane valiz atabilirsiniz. İşte çocuk varsa bir bebek arabası, bir valiz sığar. Onun dışında çok da böyle kullanışlı diyebileceğim bir bagaj değil. Bu noktada biraz eksikliği var. Ama genel karakter olarak da zaten baktığınızda C segmentinde çok geniş olmayan bir araba. Geniş araba istiyorsanız zaten Octavia alternatifi var. Premium olmasa da genişlikte zaten en iddialı modellerden birisidir Skoda olarak. Bu araç biraz daha bekar, evli eşli, işte bir çocuğa kadar çok eşyası olmayan insanların gönül rahatlığıyla kullanabileceği bir araba. Şimdi içine geçelim. Bir de içinde sürüş yaparken özelliklerini size aktarayım. Motor performansı, genel yalıtımı, yol tutuşu, hissiyatları nasıl? Onu da gözlemlemiş olalım. Evet, içeriğimiz devam ediyor. Berkay şimdi garajdan aracını çıkartıyor arkadaşlar. Bakın farları da şöyle size göstermiş olayım. Bunda gizli özellikler de açık. Animasyonlarla, kaplama bakın. Gün yüzüne çıkınca daha hoş duruyor. Araba sitelerinde takılanlar bilir. Nasyonel'in bir rampası var arkadaşlar. Berkay'ın rampa da onu andırıyor. Şimdi sürüş kısmındayız. Gerginliğini hissediyorsunuz S-Line'la birlikte. Gerçi bir önceki kasa bence daha da sertti. O detayı vereyim. Yeni nesilli bir süspansiyonda iyileşme yapılmış. Benim hoşuma gitti. Sert, darbemişi, konfor odaklı diyebilirim. Bir sönümlemesi var. Aynı Opel'in süspansiyonuna benziyor. Gerçek Opel, o hani kendi grubundayken, General Motors'dayken olan PSA'daki süspansiyon sistemi değil. Astra J, Astra K'daki gibi. Aracın sürüş dinamiklerine geçmeden arkadaşlar size biraz teknik özelliklerinden de bahsedeyim. Şimdi bu araçta 1.5 multibit bir motor mevcut. 150 beygir, 250 Nm tork değeri var. Şehir içinde özellikle D modunda kullanırsanız multibrit çok fazla müdahil oluyor ve aracın elektrik motoruyla yürümesini sağlıyor. Yani şehir içinde bu tabii ki aracın yakıt tüketimini olumlu etkiliyor. Özellikle C segmenti kompakt arabalarda multibrit çok hızlı destek olabiliyor. Araba gövdesi çok ağır değil. Aks da daha ufak olduğu için aktarmada da sıkıntı yaşamıyor. Bu sebepten dolayı aslında multibrit motorların en beğendiği modellerdir C segment araçlar. Maksimum tork olan 250 Nm yine 1500'den 4000 devre kadar veriyor. Aynı geniş tork eğrisine sahip arkadaşlar. Maksimum beygiri de 5000 ile 6000 devir arası veriyor. Zaten 6000'den sonra da çok da devir çevirmek istemiyor. Bir üst vitese geçiyor araç. O detayı vermiş olayım. Bu araçta limitör var. 266'da aslında. Bu araç limitöre giriyor arkadaşlar. O hızlara kadar da aslında istekli şekilde yürüyor. Şimdi sedan aerodinamisi, ufak bir araç, 1.5 TSI motorun gönül rahatlığıyla taşıyabildiği bir karoseri gövdesi var. O sebepten dolayı 250-260 km hızlara rahatlıkla ulaşabiliyor.
ki bunu zaten Stage 2 yazılımcısında güzel bir inceleme videosu çekmiştim. Orada detaylı şekilde de bir göstermiş oldum. 200'den sonra bile ne kadar istekli yürüdüğünü zaten motor karakterinden anlıyorsunuz. Individual modda pedal hassaslığın Sport'ta mı Berkay? Evet, Tarik Sport'ta. Direksiyon orta sertlikte. Tarik'in Sport'ta olduğu belli. Evet. Çünkü gaz hassaslığı çok yüksek. Evet. Çuv diye böyle hemen daha dokunduğun gibi gazı algılıyor. Bir turbolak boşluğu yok. Önceki araçta yazılım vardı. Onda pedal hassasiyeti de ayarlanmıştı. Buna geçince biraz zayıf geldi bana. Tabii alışkanlık. Sport'u ayarladım. İyi yapmışsın. İhtiyaçlarını bu şekilde karşılıyorsa. 18 jantlara rağmen lastik sesi kabine belirgin bir şekilde gelmiyor. Şehir içi hızlarında özellikle. O benim hoşuma gitti. Nexen'in lastikleri artı arabanın genel olarak çamur içi izolasyonu hoşuma gitti diyebilirim. Bakalım üst hızlarda ne kadar katkı sağlıyor. Onu da görmüş oluruz birazdan. Yine bu koltuklarda benim beğendiğim bir detay. Birazcık dar, sportif ama derisi hakiki deri kullanmışlar. O büyük rahatlık. Yani vücuda temas eden yerlerde hakiki deri var. Diğer yan taraflarda suni deri kullanmışlar. Yani en azından sıcak havalarda birazcık nefes alıyor. Sizi fazla terletmiyor. O önemli bir şey. Evet, bu yönden benim hoşuma gitti. Birazcık ince tabii derileri. Zamanla bot yapabilir. Koltukların böyle bir durumu var. O ama gerçek derin kaçınılmaz ya. Onu deri suyuyla düzenli beslemen lazım. Evet. Bakımını yapman lazım ki. Bakımlarını yapıyoruz zaten. 2-3 ayda bir yapılması gerekiyor. Detailingçi olmanın avantajı. Tanıdığımız bir detailingçi var benim yüzünde. O yapıyor, sağ olsun. Senin Astra da iyiydi o konuda ya. Evet, hani döşemeleri, varmıştım. Şeyleri pırıl pırıldı. Evet. 80 binde demezsin yani o arabayı hiç sattığın zaman. Öyleydi kesinlikle. Alan da şanslı. Güle güle kullansın. Aynen. İyi bakılmışlar. Motorun sesi kabine çok az geliyor arkadaşlar. Hani o benzinli motorun ufak bir tatlı omurtusu var. Onun dışında böyle bir sesli çalışma yapısı yok. Kabinin içi izolasyonu güzel. Motor sesini içeri almıyor. Ve ergonomik, yani bir gövdesi var. Yani o VAC grubunun klasik bu dönemki araçlarında her şey elinizin altına derler ya. Gerçekten şu klima panellerinin tuşlu olması mesela bende bir artı puan. Ben Formentor'da sürekli gözüm yoldan ayrılıyor ve menüde kayboluyorum. Ama bunda öyle değil mesela, şöyle tek tuşla klimayı kapattın. Yolda bir bozukluk olsa eliniz bazen kayabiliyor. Ben de özellikle tuşlu seviyorum. O da böyle olması iyi oldu benim için. Evet. Yani bu güzel bir artı. Şimdi diyeceksiniz ki yani hep artısını anlattın. Bu aracın eksisi yok mu? Yani söyleyeyim. Mesela DQ200 şanzıman var. Üstünde kuru tip. Formentor'da yağlıya geçtiler. Bu araçta da yağlı bir şanzıman daha uzun ömürlü olabilirdi. Bu önceki nesillerde de böyleydi. Bunda da aynı geleneği sürdürdüler. Maliyet odaklılığından dolayı. Biraz da daha hızlı vites atmasından dolayı. DQ200'ü ısrarla Türkiye'de kullanıyorlar arkadaşlar. Onun haricinde mesela eski kasada şu dizlerinizin yaslandığı yerlerde, şöyle göstereyim size, şu alanlarda biraz dolgular olurdu. Pozisyon olarak da arabanın oturma pozisyonu bence gayet iyi. Şimdi antrasit tavan var bu araçta ve panoramik sunroof var. Normalde işte kafanızın tavana yakın olmasını beklersiniz. Bakın bir karıştan neredeyse fazla mesafe var. Ki ben en dipte de değilim. Hala biraz daha aşağı inebilme durumu söz konusu. Şu torkla yürüme olayı A3'te güzel yani. Ufak bir araba olmanın getirdiği. Bakın şimdi kırmızı yandı. Çok güzel duruyor ya. Hani böyle yığılıyor resmen böyle. Çat diye oturuyor. Kafayı çok güzel eziyor aşağıya. Ve direksiyondan elimi çektim. Hani sağa sola kendini sendeleme yapacak mı? Ağırlık dengesi gayet güzel konumlandırılmış. Öyle rahatsız edici bir şekilde sendelemesi hiçbir şey olmadı. Önden çeker bir araç için güzel. Şöyle 7'yi aldığımda 2000 devirde kaç yapıyormuş bu arkadaş? Şöyle bir bakalım. 110'la 2000 devirde gidiyor arkadaşlar. İdeal bir vites oranı var. Hani çok uzun bir vites oranı mı? Değil. Ama kısa bir vites oranı mı derseniz? Değil. Hani tam böyle kıvamında. Daha uzun olduğunda motor daha sessiz oluyor. Evet, kabine ses gelmiyor ama bu sefer de
alt devir cansızlığı başlıyor. Son viteste özellikle. Çok fazla kısa kaldığında da bu sefer motor sesi ekstradan kabine gelmeye başlıyor. Ve motor sesi kabine gelmesini geçtim. Bu sefer aracın tüketimi de artmaya başlıyor. Son viteste çünkü çok devir çevirmeye başlıyor. O yüzden idealdir. Genel bir gövde yatması var mı? Şöyle bir bakalım. Zaten arkada eşyalar yer değiştirdi, görmüşsünüzdür. Viraj içinde frenlemelerde tedirginlik, rahatsız edici bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Yani dengeleme sistemini güzel yapmışlar. Volkswagen platforma gerçekten önem veriyor ve güzel bir çalışma yapıyor. S-Mod'un da tepkisi de güzel. Hızlı alıyor. Vallahi 60 bandında çıktığımız noktada 180'e kadar çok istekli geldi. Evet, biraz göstergede VAK grubunun sapma payı vardır. Ama yine de gayet net. 180'de tabii belirgin bir yan aynalardan rüzgar sesi var arkadaşlar. Şimdi sizle birlikte bakalım rüzgar sesi kaç kilometre hızda kesilmeye başlıyor. Onu da bir gözlemleyelim. 130'da azaldı. 25 bandındayım. Hala geliyor buradan. Evet, biraz hala ufak ufak geliyor. Böyle 120'ye düşüreyim arabayı. Kesildi. Hemen hemen kesildi. Evet, yani 120'den sonra rüzgar sesi başlıyor yan aynalardan. Ama 130'da 140'da gittiğinizde çok rahatsız edici mi? Değil. Bir müzik açsanız çok rahat bastırır. Ama 180'deki rüzgar sesi biraz hissedilirdi arkadaşlar. Zaten önde bir de hız kesici cam olduğu için A3'lerde 180'e gittiğinizi de anlamıyorsunuz. O sizi bir uyarıcı unsur oluyor. Yani o detayı vereyim size. Genel tüketimin 9.1 litre gösteriyor. Ha, uzun süreli 7.9 litre. Makul. Yani baktığında çok ekonomik mi değil, bir hibrit motor gibi. Yani tam hibrit dediğimiz sistem gibi değil. Ama günlük kullanım için de, bu kullanım stilindeyse, sen de şehir için hani böyle çok dur kalk yapıyorsan ya da çıktığında böyle biraz akıcı sürüş yapıyorsan, performans odaklı, 8 litre bandı ideal diyebilirim. E5'te eğer boş yolda kullanıyorsanız gece 80 km sabit hızlarda 5.5-6 litre arasında gidebiliyorsunuz. Biraz daha dur kalklı, biraz daha yoğun akıcı bir trafikte ortalama 7 litre civarına geziyor. Yoğun trafikte 8-9'a kadar çıkıyor. Makul. 18 jantını, her şeyi evet, düşündüğünde. Multivrit'in de tabii biraz burada etkisi evet, var. Eğer D konumunda kullanıyorsanız, boş yollarda multivrit devreye giriyorsa 1 litre kadar oynatabiliyor. Çok iyi. Yani senin o 5.5 dediğin aslında 80 km hızla gittiğin tüketimi 4.5'a kadar da çekebilir istese. 5'in altına daha düşüremedim. ama çok zorlarsan mümkün. Anladım. Şöyle manuel vitesinde tepkilerine bakıyorum bu arada arkadaşlar. 4000 devirde şu anda. 600 metre sonra tamam. Mesela yokuş yukarısın mesela. 120-130'da tırmanıyorsun. Hiçbir şekilde bir kararsızlık yok tepkilerinde. 160'a geldik. Evet. Tırmandıra tırmandıra. İki kişi ve kıyma açık. Evet. Konforumuzdan da ödün vermiyoruz. Yağlı kadar şey değil, yavaş değil, tak diye küçültüyor. Ben de gaza oturuyorsun ya, belli bir şey var yani. Şeylerde de mesela yüzün altındaki süratlerde birden ikiye geçerken, ikiden üçe geçerken hafif bir tekmeleme hissi oluyor vites geçişlerinde. Sonradan tabii üst hızlarda kayboluyor. Kayboluyor, tamam. Yani çizgi tutturması ve netliği gerçekten güzel.
tabelanın aydınlanma yok. Evet. O kadar güzel yanıyor ki. Tatlı bir viraj var. Aynen. Bakın şöyle hafif frene oturarak çizgi içine tutturdum. Direksiyon açımı hiç bozmuyorum arkadaşlar. Netliği görüyor musunuz? İşte bu gerginlikle gelen bir şey ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Yani araba kullandığınızı hissediyorsunuz, anladınız mı? Bir bütünlük var araçta. Güzel bir aslında akşam turu da oldu. Böyle günün aslında hem ilkindi vaktinin ışığını, akşam vaktinde böyle karanlığını, farlarına kadar her şeyini göstermek için güzel bir saatte denemiş olduk. Dilerim bilgilendirici, faydalı bir içerik olmuştur. A3 Sedan'da biraz geç kaldım içerik olarak. Hatchback'ini ilk çıktığında çekmiştim ama bunu da arşivimizde artık yerine koymuş olduk. 43.000 de abonem olmuş. Ben de cumartesi günü fark ettim. Siz bu videoyu pazar günü izleyeceksiniz. Diyelim darısı 100.000'lere, daha yüksek sayılara. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni testlerde, yeni içeriklerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum. Bu tarz inceleme videolarının da devamı gelmesi için kanalıma abone olup yorum yaparsanız sevinirim. Herkese tekrardan kazasız belasız sürüşler. Berkay, sana da hayırlı işler olsun kardeşim. Güzel günlerde kazasız belasız kullan. Teşekkür ederim. Evet. İzleyen herkese teşekkürler. Evet, Master Detailing'e de arkadaşlar hani gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Zaten kanalımda bir sürü videosu var. Aracıma yaptırdığım uygulamalar, çekim yaptığımız incelemelere kadar. Oradan da zaten referans olarak direkt izleyip öğrenebilirsiniz. Bir sorunuz olursa da yorum olarak yazmaktan çekinmeyin. Hoşçakalın.